Hoş geldiniz Baksın. Hoş bulduk. Senin masan değil be kızım. Artık hiçbir şey sadece senin değil. Ben de varım. Bundan sonra böyle. Sen hiçbir zaman yoktun, bundan sonra da olmayacaksın. Şimdi kalk oradan. Çabuk terk et burayı. Çocukluğumu, geçmişimi çaldın. Geleceğimi çalmana izin vermeyeceğim. Bir de babanın cenazesinde gösteriş yaptım. Onun hiçbir şeyini istemiyorum diye rol kestim. Ne oldu? Asıl yüzün ortaya çıktı işte. Buna sen mecbur ettin. Bugünü bekliyordun değil mi? Babanın mirasına konacağın günü bekliyordun. Ama yağma yok. Yedirmem onu sana. Şimdi çabuk çık git buradan. Derhal terk et bu binayı. Derhal! Kolundan tutup evden attığın çocuk değilim artık. Görüyorsun. Belki sen. Atın o odanı buradan. Onu burada görmek istemiyorum. Odamı işgal etmeye hakkın yok. Sakin olun lütfen. Atın diyorum bu adamı. İstemiyorum onu bu binada. Ha, bu arada babamın avukatını da azletmişsiniz. Bu konuyla da ilgileneceğim. İznim olmadan kimseyi kovamazsınız. Sen kendin ne sanıyorsun? Hadi şimdi izninizle. Çalışmam lazım. Belkıs Hanım, dışarı. Atın sen dışarı. Çıkalım. Bırak. Bana meydan okuyacak adam değilsin sen. Pişman edeceğim seni. Görürsün. Lütfen. Görürsün. Görürsün sen. Kim olduğumu bilmiyor daha, bilmiyor. Tamam, tamam. Hadi odama gidelim. İstemiyorum onu burada, anladın mı? Göndereceksiniz, hemen göndereceksiniz. Yanlış yaptın Berkis, böyle olmaz. Bana akıl vereceksin, onu def etmenin yolunu bul. Bunun için uğraşıyoruz zaten. Ama böyle restleşerek olmaz. Onu daha da hırslandırırsın. Ne yapayım yani? Servetimi, şirketimi işgal etmesine izin mi vereyim? Hoş geldin, buyur otur mu diyeyim? Tabii ki değil. Ama sakinliğimizi korumamız lazım. Nasıl sakin olabilirim? Resmen savaş ilan etti. Öfkeyle bir yere varamayız. Akıllı olmamız lazım canım. Sakin sakin. Yavaş yavaş. Bırak Allah aşkına. Merak etme. Halledeceğim ben her şeyi. Güven bana. Daha iyisiniz ya. Teşekkür ederim. İyiyim. Alın. Biri daha. Bugün ne kadar görmek istemediğim adam varsa burada. Evet, ne istiyorsunuz? Eğer işe geri döndüğünüzü söyleyecekseniz haberimiz var. Veraset davasıyla ilgili hazırladığım dosyayı verecektim Ali Bey. Sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Bence Necat'ın peşinde boşuna vakit harcıyorsunuz beyefendi. Bir an önce kendinize başka bir yerde iş bulun. Çünkü en kısa zamanda buradan gideceksiniz. Benim yeterince işim var hanımefendi. Necat'ın eviyle ilgili bir sorun var. Onunla ilgileniyorum şimdi. Bildiğim kadarıyla Necat Bey'in üzerinde kayıtlı bir gayrimenkul yok. Siz hangi eviyle ilgileniyorsunuz? Feride Hanım'ın oturduğu ev. O ev benim. Aksini düşünen şahitlerim var ama tapuda bir yanlışlık olmuş galiba. Ev sizin üzerinize geçmiş. Ne demek istiyorsunuz? Açık konuşun. Bu yanlışlığın giderilmesi için çalışıyorum. Diyorum işte, boşuna vakit harcıyorsunuz. Ayrıca Fahri Bey'in ölümüyle ilgili şüpheleri de araştırıyoruz bir yandan. Ne demek bu? Dediğim gibi bazı şahitlerim var. Hatta evde çalışan Hatice Hanım Fahri Bey'in eceliyle ölmediğinden çok emin.
Kimse yukarı çıkmasın. Beyefendi çok yorgun, dinlenecek. Peki efendim. Necat'ın komple teorilerinden biri olmalı bu da. Hiç kimsenin töhmet altında kalmaması için bu konuyu araştırmakta fayda var. Bence de. Siz bu dosyayı bir inceleyin, üzerinde konuşalım sonra. Tamam. Bence bu oda biraz fazla sıcak. Sen biraz serinle. Öldürdün mü diye mi soruyorsun? Hiçbir şey sormuyorum sana. Anlatman gereken bir şey varsa anlatırsın zaten, değil mi? Aptallar. Günaydın teyzeciğim. Günaydın. Neredesin oğlum? Erkenden çıkmışsın. Görmedik hiç. Sabah kimseyi uyandırmak istemedim. Yürüyüş mü yapıyorsun? Kahvaltı yapacağız, hadi gel. Ben şirketteyim. Hangi şirkette? Kendi şirketimde. Artık işlerin başındayım. Ne diyorsun? Çok sevindim Nejat. Aferin sana. Aferin oğlum. Aa, hazırlanmadın mı? Günaydın. Günaydın. Hazırlanacağım şimdi. Bakayım. Gözlerin kızarmış. Uyuyamadım gece, ondandır. Ağladın mı sen? Sinirlerim bozuldu. Necat'ın laflarını kurdum bütün gece. Aşağıda mı? Erken çıkmış herhalde. Gece de geç geldi, görmedim hiç. Neresinden başlayacağımı bilmiyorum. İnşallah altından kalkarım. Başladın ya bir kere, gerisi gelir nasıl olsa. Çok sevindim Nejat. Hayırlı uğurlu olur inşallah yavrum. Hepimiz için. Hadi meşgul etmeyeyim ben seni. Çalış sen. Kolay gelsin. Sağ ol. Girebilir miyim? Tabii, buyurun Aydın Bey. Şirket kaynıyor. Her köşe başında bir iki kişi kafa kafaya vermiş, fısır fısır konuşuyorlar. Ya onlar için de olaylı bir gündü. İşe sahip çıkmanıza o kadar çok seviniyorum ki. İnanın en doğru olanı yaptınız. Çetin bir mücadele beni bekliyor. Ben her zaman yanındayım. Fahri Bey'in bütün mal varlığını listeledim. Banka hesaplarının, şirket alacak ve borçlarının da tamamının dökümünü yaptım. Bakın, ben bu masaya haksızlıkla mücadele edebilmek için oturdum. O kadının gözünün olduğu hiçbir şey istemiyorum. Sadece teyzemin evini alayım yeter. Sırf şu kadınla mücadele edebilmek için şirkette söz sahibi olmam lazım. Evet. Da bir de nereden başlayacağımı bilsem. O kadar uzağındayım ki bu işlerin. Yönetici kadrosuyla tanışarak başlayalım mı? Size tesisleri gezdiririm. Tamam. Hadi çıkalım. Sizi bekliyorlar zaten. Beks Hanım'ı çok merak ediyorum. Nejat'ı görünce ne olmuştur kim bilir. Artık savunmasız bir çocuk yok karşısında. Günaydın. Biz çıkıyoruz. Kızım nereye kahvaltı etmeden? Ben ağzıma attım bir şeyler. Zülay.
Derse geç kalıyoruz. Gel bakayım buraya. He? Neden suratını asıyorsun böyle? Hı? Dün gece odana kapandın, çıkmadın hiç. Onunla karşılaşmak istemedim. Ya bana nasıl öyle davranır? Daha lafımı söylemeden ağzıma tıktı. Küstah küstah konuştu. Sen de hiçbir şey söylemedin. Nana sinirlendi. Sana değil. Bana onu savunma. Tamam kızım, uzatma ne olur. Bir daha onun yüzünü görmek istemiyorum. Ben bakarım. Nana, ben de çok kızdım. Tamam Nejat sana söylediklerinin haklısı olabilir. Ama Nana olan tepkisinde çok haklıydı. Bence de. Kabahatini biliyor ama. Sabah sabah ortadan yok olmuş. Şirkete gitti Nejat. İşinin başına geçti. Aa, nereden çıktı şimdi? Karar vermiş demek ki. Melek, kızım kim geldi? Çiçekçi. Bakayım ya. Teşekkürler. Sağ ol canım. Kimden gelmiş? Nejat özür mü diliyor? Ne oldu? Çiçek sana. Bana mı? Bu da sana. Namık'tan. Amacını aşan davranışımdan dolayı özür diler. Nazik hediyeniz için teşekkür ederim. Hatasını anlamış. Sana ne yazmış? Çok özür diliyorum. Bunu Nejat'ın düşündüğü gibi sana yaklaşmak için yapmadım. Beni yanlış anlamanı istemiyorum. Çünkü seni çok önemsiyorum. Ne yazmış? Özür dilemiş işte. Hadi ben kaçtım. İyi dersler. Güle güle. Görüşürüz. Mithat. Hoş bulduk. Gözün aydın Burcu. Teşekkürler. Nasıl geçti? Bütün gün anlatacağım zaten. Kaçmak yok ona göre. Sabırsızlıkla bekliyordum. İyi çalışmalar hayatım. Sağ ol aşkım. Ortağın geldi nasılsa artık. Yüzünü görebiliriz inşallah. Gelirim tabii. Bir akşam sevgini al, yemeğe gel. Hangisi alıp gelsin şimdi adam? Zorlama hayatım. Hadi görüşürüz, bay bay. Anlaşmaları yapmışsın. Belçika ya bayağı verimli geçti. Hollanda için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Yönetim kurulu toplantısında babam da katılıyor bugün. Oo, gerilim bak şimdi. Didik didik eder beni. Günaydın. 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 Hoş geldiniz Mithat Bey. Hoş bulduk. Tamam, toplantıda görüşürüz. Tamam. Eda Hanım geldi mi? Henüz gelmediler efendim. Namık'ın yaptığını inanabiliyor musun? Hiç yakıştı mı ona? İnsanlara hakaret eder gibi. Yok, ayıp etmiş. Aldı ağzının payını. Feride Saral da abartmış gurur meselesini. Çeki iade etseydi yetmez miydi? O kadar değerli bir parçayı neden hediye ediyor? Nejat istedi büyük bir ihtimalle. Çok üzüldüm. Namık'a da bak sen. Demek gerçekten ilgileniyor kızla. Adı neydi? Zülal. Nasıl bir kız merak ettim. Güzel bir kız. Ama Namık'ın ayağını bu dünyadan kesebilir mi bilemem. Hele Nejat'la araları bu kadar bozulduktan sonra. Sen hiç merak etme. Namık toparlar durumu. Hadi ben geç kaldım. Bugün yönetim kurulu var. Tamam tatlım. Hadi görüşürüz. Namık konusunda Nejat'a ne kadar haksızlık ettiğini anladın mı bu sabah? Ne demek o? Çiçeğin üzerindeki not Nejat'ı haklı çıkardı. Seni önemsiyorum. Çok komik. Nejat niye o kadar sinirlendi sence? Gerginlik yaratmayı sever biliyorsun.
Ne? Yıllar önce o gece sizi gördüm. Kar yağıyordu. Kameraya değdiniz. Öpüştünüz. Sonra sen ona tokat attın. Tesadüfen pencereden gördüm sizi. Sonra da utandığım için söylemedim. Önemli değildi. Ama Nejat ondan sonra çekip gitti. Yıllarca geri dönmedi. Gitmesinin o olayla bir ilgisi yok. O gece... çocukluktu. Şakalaşıyorduk. Öyle saçma bir şey oldu. Sadece o kadar mı? Başka ne olabilir? Doğru olamaz. Siz kuzensiniz. Unutmuştum. Sen söyleyince hatırladım şimdi. Senin de o olaya böyle bir anlam yüklediğine inanamıyorum. Gerçekten başka bir anlamı yok değil mi? Saçmalama. Tabii ki yok. Hadi geç kalıyoruz.